Enfal suresinin 60. ayetinde Rabbimiz mealen diyor ki onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Savaş olsun ya da olmasın her an savaşacakmışsınız gibi teyakkuzda olacak. Bu ancak bütün milletteki şuurla olabilen bir şey. Şöyle bir şey yok. Ya her halükarda ne kadar uğraşsam da o benden daha güçlü. Senin ondan daha güçlü olmanı emretmiyor. Gücün neye yetiyorsa onu yapman gerek. Güç yani ne gerekiyorsa güçlü olmak için, savaşmak için ne gerekiyorsa bunları bir kere hazırlayacaksın. Ayrıca at ayrıntısını da unutmayacaksın. Çok önemli yani kıyamete kadar devam edecek bir şey. Hani bunu genelde tarihselcilerin böyle çok vitrine koydukları bir ayettir. Bu işte gördüğünüz gibi bugün artık savaş uçakları, tanklar, füzeler, şunlar bunlar var. Oysa elimizdeki kitap bize at besleyin savaş için diyor. Bakın bu bile Kur'an'ın tarihsel olduğunu göstermektedir diye tam bir tahrifat örneği yapıyorlar. Oysa ayette savaş için gerekli olan kuvvet neyse ne, top, tüfek her şeyi onları yapacaksın ama ayrıca bu at ayrıntısını da unutmayacaksın demek. At ne yapar bak, at binicisini korur. At her yerde kendi enerjisini alacak gıdaları bulur. Mesela tankın da çıkamayacağı, ne bileyim şeyinde her yere çıkar, her yere gider. Bildiğim kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin at çiftlikleri var. Bütün ülkelerin var, bütün süper güçlerin var. Ayet şöyle devam ediyor. Onlar ile Allah'ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği öbür düşmanları korkutursunuz. Yani siz eğer sürekli teyakkuz halinde olursanız sizin düşmanlarınız size saldıramaz. Ayrıca sizin bilmediğiniz, sizinle alakalı kötü emel besleyenler vardır. Onlar da böylelikle korkmuş olurlar. Allah yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir, haksızlığa uğratılmazsınız diyor. Eğer barış için geri çekilirlerse aynı şekilde sen de çekil ve Allah'a güvenip dayan. O her şeyi dinleyen ve bilendir. Sonra 64. ayet. Ey Nebi, sana da sana uyan müminlere de Allah yeter dedikten sonra ey Nebi, müminleri savaşa teşvik et. Yani buradaki teşvikten maksat hayatın bir gerçeği olduğunu ve sürekli zihinlerinde bunu canlı tut demek. Hani bugün bir takım söylemler, kulağa hoş gelen söylemler oluyor ya, işte savaş çok kötüdür. En kötü barış bile savaştan iyidir. Savaşsız bir dünya. İnsanlar niçin savaşıyor ki? Savaş insanlık suçudur. Ha, böyle bir şey değil. Bunlar tamamen safsata türü şeyler. Savaş dün olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da kıyamete kadar insanlığın bir gerçeği olacak. Çünkü insanlar hiçbir zaman sınırları çiğnemekten geri durmayacaklar. Yani savaş kıyamete kadar devam edecek. Allah-u Teala eğer öyle olmasaydı bunu farz kılar mıydı? Bir takım kırmızı çizgiler belirler miydi? Bu çizgileri aşanlar olursa şunu yapacaksın der miydi? O zaman düşünün savaşlar bir gün bitecek, kimse savaşmayacak. Böyle bir dünya tahayyül ediyorlar. Kur'an'daki yüzlerce ayet ne? O zaman anlamsız. Oysa kıyamete kadar bu bir gerçek. İşte bu sebeple Allah-u Teala diyor ki Nebi Aleyhisselam'a sen müminleri sürekli bu konuda zihinlerini canlı tut. Yani bir gün olur ya savaşmak zorunda kalırız, buna hazırlıklı olun. Yani bugün yatıyorsun, geziyorsun, bahçende dolaşıyorsun ama yarın savaşmak zorunda kalabilirsin. Yani senin mesleğin askerlik değil. Sen hiçbir zaman savaşmayacaksın. Eğer savaşmak zorunda kalırsa bu ülke, birileri senin adına bu işi yapar dediğiniz an farkında olmadan ülke aslında birilerine teslim edilmiş olur. Devamında da Rabbimiz diyor ki sizden sabırlı, duruşunu bozmayan 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. İçinizden 100 kişi olursa onlar da kâfirlik edenlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar direnç göstermenin önemini kavrayamayan bir topluluktur. Daha sonra bu ayet şu ayetle neshediliyor. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve şimdi yükümlülüğünüzü hafifletti. Allah'ın izniyle sizden dirençli 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa onlar da 2000 kişiyi yenerler. Allah direnç gösterenlerle beraberdir diyor. Yani demek ki savaş için kıyamete kadar Allah bize bir emir vermiş. Sürekli hazırlıklı olacağız. Ayrıca sayısal oranlara da Rabbimizin en azından belli durumlarda dikkat etmemiz gerektiğini bize söylüyor. İşte mesela Bedir Savaşı'nda Müslümanların iştiyaklarının bozulmaması için karşı tarafı onlara iki kat gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizden iki kat güçlü olsalar bile sayısal olarak Allah-u Teala savaşmamızı emrediyor.